Ben bundan 4 yıl öncesine kadar ilkokul mezunuydum. Ailemin bana eğitim şansı vermemesinden dolayı eğitim hayatımı tamamlayamadım. Sonra evlendim, 18 yaşında evlendim, 19 yaşında anne oldum. Sorumluluklarım arttığı için ben de o dönem eğitim hayatıma devam edemedim. Çocuklarım okudu, evlendi. Ondan sonra bana fırsat doğdu ya da bu fırsatı kendim yarattım. Pandemi de buna aslında çok iyi bir vesile oldu. Şu dakika itibari hem lise hem de üniversite kazanmış bir anneyim. Daha önce ne okuyamamıştınız? Babamın biraz takıntısı vardı. Kız çocukları okumaz. Bizi her şeyden, herkesten kıskanırdı. Endişeleri, kaygıları vardı ama o da sonrasında çok pişman oldu. Şimdi rahmetli oldu babam. Babamın cahiliğine vereceğim onu. Aslında cahil bir insan da değildi ama o kaygısı, o endişesi, o saplantısı nedendi? Onu da bilmiyorum. Hatta bir şiir yazmıştım babama. O şiiri birlikte okumuştuk rahmetli olmadan önce. Ondan sonra çok çok daha pişman olduğunu söylemişti. Ben niye böyle bir karar verdim, sizi niye okutmadım diye. Birlikte ağlamıştık. Yani kız çocukları okumaz, işte dışarıya çıkmaz. Aklımda ne vardıysa eğer, benimle birlikte diğer 3 kız kardeşim de okumadı. Bugüne kadar 7 kitapla yolculuğum devam etti, yazarlık yolculuğum devam etti. Zaman içinde gördüm ki eksik yönlerim var. Edebiyat konusunda yeterli oldum demek zaten bir hadsizlik olur. Edebiyat dünyası, derya, deniz, ben kenarında köşesinde bir kum tanesi olabilir miyim düşüncesiyle yola koyuldum. O bir kum tanesi de olsan onun da hakkıyla olman gerektiğini düşünerek bu anlamda eğitimimi tamamlamak için edebiyat öğrencisi olmak istedim. Edebiyat fakültesi öğrencisi olmak istedim. Dediğim gibi kendi gayretimle sınava hazırlandım. Kendi kendimin öğretmen olarak sınava hazırlandım. Ve ilk girişimde de üniversite sınavına Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Türk Dili Edebiyat bölümünü kazandım. Bundan sonraki süreçte eğitimimi tamamlayıp daha güzel yazılar, daha güzel kitaplar yazmak istiyorum. Yaptığım çok büyük bir şey değil belki. Herkes okumalı, herkes eğitimini tamamlamalı. Bu çok matah bir şey gelmeyebilir insanlara ama kadın olarak kendimizi bir yere koyuyoruz ya hani. Bizden çok toplum kadın olarak bizi bir yere koyuyor ya. İşte toplumdaki başaramadım diyen kadınları bir örnek teşkil etmesi anlamında ben de iyi bir örnek olduğumu düşünüyorum. Lütfen yılmasınlar. Ne istiyorlarsa kararlılıkla peşinden gitsinler. İstiyorsanız, çalışıyorsanız eğer muhakkak hedefe ulaşıyorsunuz. Belki dünyadaki bütün kadınlar eğitim hayatını tamamlamalı ama Türk kadını, Atatürk Türkiye'sinin Türk kadınları kesinlikle okumalı. Toplumda kadınlar çok örseleniyor. Buna fırsat verilmemeli ve bütün kadınlar eğitim almalı.